Evet sevgili dostlar, golvar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan yeni videomuza hoş geldiniz. Bayram da bitti, seyran da bitti. 69.900 olduk. 69.900 de bitsin de artık bir an önce 70.000 olalım. Sizinle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber Mourinho olalım. Mourinho bu arada ilk gün mesaisine başladı. Fenerbahçe'mize tekrardan hayırlı olsun. İnşallah bol şampiyonluklar, bol kupalar getirecek bir isim olur. Yakışmış da kerataya şimdi. Bu arada yeni sezon tişörtü de yakıyor ha. Yani harbi yakıyor yani ya. Şöyle bir dikkatlice baksanız arkadaşlar. Yani bir şey söyleyeceğim. Formaları birçok kişi beğenmemiş, etmemiş ama geçen sene de söyledim. Antrenman formaları, kamp ürünleri gerçekten müthiş oluyor. Ya ben daha çok beğendim açıkçası. Hani sosyal medyada bir Fenerbahçe forması diye geziniyor. Ki onlar doğru. Yani lacivert ağırlıkta olan forma doğru, çubuklu doğru, o beyaz forma doğru. Ama bu daha güzel bence. Yani bilmiyorum ne dersiniz. Şimdi Batshuayi olayı gündemin sıcak olayı. Batshuayi olayında kim kazandı, kim hak etti, kimin işine geldi, kimin gelmedi. Golvar.com'da yazım vardı ve giderek okunan bir yazı. Orada şunu belirttim arkadaşlar. Kimseye aklama paklama derdim yok. Ben Fenerbahçeliyim. Hani seçimlerde bile Aziz Yıldırım kazansın isteyen birisiyim. Ancak şimdi eğriye eğri, doğruya doğru. Evet Batshuayi iyi bir yedek. Aslı oynatsan oynar. Kaliteli isim. Kabul. Yani giderse muadilini zor buluruz. Kabul. Ancak orada bir görsel attım. Görsele dikkatlice bakarsanız altın çağını Fenerbahçe'de yaşamış diyebiliriz. Hani Jesus gibi hücumcu, İsmail Kartal gibi 99 gole ulaşmış bir hocayla Galatasaraylıların alay ettiği, basit dediği konferans liginde atılan gollerle buraya ulaşmış. Yani nispeten kolay takımlara karşı golcü kimliği olan bir oyuncu. Hani kardeşini savaşın ortasında özel uçağıyla gidip kurtaran Ali Koç'u yüzüstü bırakmış olur giderse ya da gidince. Ha hal böyleyken bunu unutan kişi için de çok üzülmem yani, umurumda da olmaz. Hani ben vefasızlığı şey yapmam yani. Ha şunu söyleyeyim. Ceko gitsin ya da gitmesin fark etmez. Yedek forvet diyeceğimiz isim olacaktı. Hani 3 imza parası 3 de yıllık verirsen ortalamaya da böldüğünde yıllık 4 milyon euro vermiş olacaktın. Ha, Fenerbahçe gibi bir takım için az forvete 4, yedek forvete 4 milyon euro vermek ekonomi olarak nasıl? Ha bir Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olursan kabul. Mesela Real Madrid'in ikinci forveti Joselu 2,5 milyon euro alıyormuş arkadaşlar yıllık ücret. Duydunuz mu? Ha son kontrattı bu senesi. Mecbur kontrat almak zorundaydı. Artı Euro 2024 vardı. Oraya gitmek istiyordu. Yani baktığınız zaman devleşen performansı biraz da buraya bağlayabilirsin. Yani bunlar artı eksiler. Jose Mourinho ben şunu söyleyeyim. Neyse imza isteği verin uzatın diyebilirdi. Ya 2 milyon euro arkadaş, 2 milyon euro çok bir para değil. Verin diyebilirdi. Hani benim duyduğuma göre de uzatıyor. Tamam benden anlaştı demişti. Ona rağmen gidiyorsa zaten gram üzülmem. Yönetime de suç bulmam. Ha tarihin en iyi Fenerbahçe kadrosu kurulacaksa as forvet Ceko olarak kalmayacak. Onu da söyleyeyim. Yedekte Batshuayi olmayacaksa hani as isim Morata olur, Lukaku olur, Sherlock olur. Hani anca bizi bunlar keser. Yani beni yanlış anlamayın, anca bizi bunlar keser. Öyle bir dünya yok yani. Ben şunu alayım bunu alayım. Ha Ceko da 4.2 alıyor yıllık. Ondan çık. 3 de bundan çıktı. 3.2 de bundan çıktı. Yani 7.4 sende 8. 8 milyon euroyu. Hani hem Lukaku hem Morata'yı getirebilirsin. Yapabilirsin abi. Ya forvetlerden bak. İki forvetlerden bonservis beklentimiz yoktu. Ceko 38. Bu da 30 küsür yaşındaydı. Yani 30 yaşındaydı. Yani ikisinden de bonservis beklentin yoksa zekice iş yap. Mesela onu aç. Onu açıyor. Dünden beri konuşuyoruz arkadaşlar. Onu açının menajeri dedi ki ben size uygun fiyata getirebilirim dedi. Yani uygun fiyat ne? Bak getir Lukaku'yu kiralık. Onu açıyı da al, satın alma opsiyonu kiralık. Yıllık ücretlerinin bir kısmını kulüplerine ödettir. Full verim al. Anlatabiliyor muyum? Ya abi bu adama maksimum Chelsea performansını yaptıran Marsilya 78 maçta 33 gol atmış. Standard Liège performansı var ilk döneminde 120 maçta 44 gol atmış. Chelsea'de U23'te falan oynatmışlar etmişler bir dönem.
Dortmund'da kiralık 14 maçta 9 gol atmış ama yani nöbetçi golcü olarak kalmış. Yani az forvet olamamış bir türlü. Beşiktaş'ta mesela 42 maçta 14 gol atmış. Ben söylüyorum abi, Onuachu ismi, hani ben sıcak duruyorum bu ismi. Bak, Trabzonspor'da hiçbir şey yapmadı. Kabul. Yani Trabzonspor'da bir şey yapmadığını ben de kabul ediyorum. Gerçekten diyorum bak, Trabzonspor'da hiçbir şey yapmadı. Sözleşme bitimine 2 yıl var. 30 yaşında 2.01'lik forvet. Nijerya milli takımında oyuncusu. Orada 25 maçta 3 gol atmış ama biz de açılır. Trabzonspor'da ben hiçbir şey yapmadığını düşünüyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Niye bir şey yapmamış hocam? Yani attığı gol sayısı o kadar düşük değil. Yaptığı asist sayısı düşük değil diyebilirsiniz. Çünkü 52 maç yazıyor burada. 52 maç değil. Bir yanlışlıkları var Transfermarkt'ın. Transfermarkt'ta Trabzonspor'la ilgili verilerde niyeyse hep yanlışlık yapıyor. Kasıtlı yapıyorlar herhalde. Ya buradaki istatistiğe göre 25-26 maç yapmış. Hep de iki katını yazıyorlar niyeyse. Ya Transfermarkt Trabzonspor futbolcusunun iki katını yazıyor. Herhalde neyse. 26 maç, 17 gol, 4 asist. Süre bazında baktığın zaman da arkadaşlar yaklaşık 1700, yaklaşık 1800 dakika. Yani 20 maça tekabül ediyor. 20 maçta 17 gol, 4 asist, 21 gollük katkı bence az bile yaptı. Bak, Fenerbahçe'ye gelse çok daha iyisini yapar. Southampton'ın futbolcusu. Bas parayı al. Getir. Zor değil. Al Lukaku'yu. Bitti. Ya bir şeyleri de artık bizim hesaplamamız lazım. Neyse, ben diğer kısımlara geçeyim. Arkadaşlar, mesela Fenerbahçe'ye öneri diyor. Dreskovic, stoper. Ya Allah aşkına, Fenerbahçe'ye öneriler çok fazla var. Kabul de. Fenerbahçe'ye öneri geliyorsa da şöyle kütürük eriği gibi öneri gelmesi lazım. Ya Dreskovic falan bizi kesmez. 450 bin euro Transfermarkt değeri var. Herkesin diyeceği cümle ilk şu olacak. Ya arkadaş diyecek. Ala ala bunu mu aldınız? Yani ala ala getire getire bunu mu getirdiniz diyecek. O yüzden geçiniz ya. Cidden geçiniz yani. Çok da şey yapacak bir şey yok. Charlotte konusuna geleyim. Şimdi Charlotte'u Türkiye'de alacak takım yok şu anda. Transfermarkt değeri 25 milyon euro. Kabul. Adamlar senenin başında aldılar zaten. Bu sene insanüstü bir performans. Hani Trabzonspor'daki ilk dönemine benzer bir performans. La Liga olarak düşündüğün zaman 10 milyon euro verdiler. Leipzig'ten aldılar. Sen alacaktın işte 10 milyon euroya. 41 maç, 26 gol, 6 asist. Yani 2954 dakika. Ne yapar abicim? 33 maça falan tekabül ediyor. 32 gollük katkı. Ve La Liga gibi bir ligde. Avrupa Ligi'nde 6 maçta 3 gol. Charlotte'la ilgili ben sizi kandırmak istemiyorum. Kimse de sizi kandırmasın. İzin de vermeyin. Charlotte gelmez. Ha gelirse 25 milyon euro verip alırsın. Ben 25 verip Charlotte'u alırım diyeceğine de birçok bizim sivri akıllı taraftarımız der ki 10 ver şunu al, 9 ver şunu al, 2 ver şunu al der. Gerisini de size bırakıyorum. Ha, bir tane isim vardı. Elyah Adebayo diye. Mesela bu isim gündemden düştü. Öyle değil mi? Gündemden düştü. Ancak bence bu isim gündemden düşmesin arkadaşlar. Bu isimle ilgili bir şeyler olabilir. Yani 1.93'lük santrafor, bu isimle ilgili bir şeyler olabilir. Bu ismi lütfen not edin. Not defterinize kazıyın. Bak, Morata, Lukaku, Adebayo, Onuachu. Bak, Ceko'dan da çıkılması lazım. 38 yaşına geldi, artık 39 oluyor. Al Adebayo'yu. Luton Town. Hocam ya, bize layık gördüğün forvet bu mu? Bak, 1.93'lük. Al bu arkadaşı. Al, bonservisiyle al bu arkadaşı. Kiralama, bonservisiyle al. Ya da zorunlu satın alma opsiyonuyla satın al. 32 maçta 1665 dakikada 10 gol atmış. Mourinho istiyor. Bitti. Al Adebayo'yu. Lukaku'yu kiralık getirebilirsin. Ha, son Belçika milli takımının maçına bakıp da hocam bu çok kaçırıyor, bunu almayalım, bu bizi sinir hastası eder demeyin. İnanın, Ceko da kaçırıyor. Icardi de kaçırıyor. Öbürü de kaçırıyor. Yeter ki altına kaçırmasınlar. Ya Morata'ya da 15 verin alın diyorlar. Mesela 15 verip Morata'ya al. 10 verip Adebayo'yu al. 25 milyon euro forvete harca. 2 tane kütürük eriği gibi forvetim var. Ama ben Mourinho'nun açıklamalarına baktığım zaman Morata tanımladığı forvete uymuyor.
Tanımladığı forvete Lukaku uyuyor. Adebayo uyuyor. Onaçu aslında uyuyor. Ben bu 3 forvetten en az birinin Fenerbahçe'ye geleceği görüşündeyim. Onu da söyleyeyim. Ha, bir Dreskovic, Mreskovic. Geçin bunları. Batshuayi konusunda konuştuk. Emirhan Topçu. Şimdi Emirhan için takas teklifinde bulunduk. Bu arada Konya Eylül de çok sıcak. Haberiniz olsun. Emirhan Topçu. Emirhan'ın şöyle bir durumu var arkadaşlar. İyi bir futbolcu. İyi bir yetenek. Ve bir sene daha opsiyonu var. Bir sene daha opsiyon olduğu için Getafe'nin ve Las Palmas'ın da isteği var Emirhan'a. Bakın uzun zamandır izliyoruz. Uzun zamandır izliyoruz ve izlediğimiz bu ismi almak için elimizden geleni yapıyoruz. Ben size şu kadar söyleyeyim arkadaşlar. Biz Emirhan'ı bence almalıyız. Neden almalıyız biliyor musunuz? Yani yabancıların kadar Türklerin de yetenekli olmak zorunda. Ve bizim Türkler bence çok yetenekli. Ama eklemeler de yapmak zorundayız arkadaşlar. Hocam sence peki bu iş olur mu? Bence bu iş olmak zorunda. Mesela Emirhan'a karşılık Serdar Aziz'i verelim. Thiago Çukur'u verelim. Kent'i verelim. Zayt'sı verelim. Hocam ne yaptın? 4 tane futbolcu verilir mi? Ya Thiago Çukur'u verelim. Diyelim ki satın alma önceliği Fenerbahçe'de. 2 milyon TL diyelim. Bak. Zayt, Kent, Serdar Aziz. Ya bunların toplamı yıllık 4 milyon euro para alsa. Hadi 2 yıl alacaklarını düşünelim. 2 yıl değil de hani birininki 1 yıl falan kaldı. 4-4-8 milyon euro. Sana 8 milyon euroluk zararları olacak. Yer işgal edecekler. Artı Emirhan'a da bugün isteseler 6 falan isterler. Çünkü transfer market değeri de 4'ün üstünde. 6 daha ekle 14. Oyuncuya da yıllık işte 1 milyon eurodan işte bir de cart parası, curt parası. 6 da 10'a gitsin hadi. 20 milyon euro bak. Ciddi bir kâra geçeriz. Bence Emirhan olayında bunları takas da verirsek Fenerbahçe kâra geçmiş olur. Onu da söyleyeyim. Levent Mercan açıklanacak artık 22'sine doğru dedim. Bugün ya da yarın kapını bekliyorum Levent Mercan'ın. Yani ben size kap duyumu veriyorum arkadaşlar. Bugün ya da yarın Levent Mercan'ın kapı gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bugün ya da yarın Levent Mercan kapına hazır olun arkadaşlar. Şimdi şunu da söyleyeyim. Levent Mercan da iyi bir futbolcu. En azından solu yedekleyecek. Bak Ferdi'nin yedeği yok. Ha hocam bir Ferdi kadar olacak mı? Allah'ını seversen diyeceksiniz. Ya Anadolu takımıyla maç yaparsın. Rotasyona koyacak adamın yok. Mecbur Ferdi'yi oynatıyorsun. İşte kolay takımdan oynuyorsun. Rotasyona koyacak adamı yok. Mecbur Ferdi oynatıyorsun. Öbür tarafa oynuyorsun. Mecbur Ferdi oynatıyor. Öbür tarafa mecbur Ferdi oynatıyor. Yani Ferdi'nin de Allah canını aldı ya. O yüzden de şey lazım. Serdar Aziz'in 2 milyon euro beklentisi içinde olduğumu da söyleyeyim. Bir Arap takımıyla görüşmeler vardı. Keşke oraya gitse. Kent yine bize zorluk çıkaracaktır. Zayt kampta kendini göstermek isteyecektir ama geçiniz. Samet Akaydın'ı, Mert Müldür'ü, Ferdi'yi beğendiğini söylüyorlar Mourinho'nun ama Mourinho bu tip açıklamalarını size, bana ya da sizin benim duyacağımız yerlere değil de yönetime yapar. Yönetime söyler. Hani ben şunu beğendim, şunu beğenmedim falan diye. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani Special One Jose Mourinho başlamış. Ve gerçekten de güzel de olmuş. Ya üstündeki tişört gerçekten çok güzel. Bir forvet beklentim. Ya şu 3 isimden birisi gelirse mesela Lukaku, Adebayo, Onaçu. Hatta Lukaku, Adebayo, Onaçu, Morata, Sherlock. 5 tane forvet ismi saydım. Bu 5 isimden ikisi gelirse WhatsApp grubundaki bir kişiye ben bu tişörtten kendime hediye ettireceğim. Ben de bunun garantisini veriyorum. Çünkü bu 5'inden ikisi gelirse zaten eminim memnun kalırlar. Bu Adebayo ismine ben dedim ki ya arkadaş hani ne yapıyorsunuz? Sıradan bir isim gibi duruyor dedim. Sıradan isim değil dediler. Sen hiç karışma. Mourinho tedrisatında bir isim diyorlar. Samet Akaydın için teklifleri açacağız bu arada bilginiz olsun. Onu söyleyeyim. Şimdi birkaç tane duyum vereyim. Nedir duyum? Seydou Mane. Mane bilmiyorum bu kez olacak gibi geliyor ya.
Yani kulüp 10 milyon euro verelim, biz verelim de git diyor. Gerisini biz tamamlayalım. Hani 10 milyon euro yıllık ücretin bir kısmını biz verelim de gerisini sen al diyorlar. Bakalım nasıl olur. Peki şimdi size bir şey sorayım bak. Hazır ismi anılmışken. Lukaku'yu kiraladık. Adebayo'yu da 10 milyon euroya aldık diyelim. Ve Lukaku'nun yıllık ücretinin yarısını Chelsea yarısını biz ödeyeceğiz. 4 falan biz vereceğiz diyelim. Adebayo'yu da 10'a aldık diyelim. Sonraki satışta da %20 pay diyelim. İşte 15 milyon euronun üstü satışa %20 pay diyelim. İkisini aldık diyelim. Dzeko Batshuayi, Lukaku Adebayo. Hocam Lukaku'yu ben çok beğenmiyorum ya. Yani geçiniz. Peki şöyle söyleyeyim. Adebayo 10'a açıyor aldın. 10'a açıyor kiraladın. Yıllık 1.6 milyon euro veriyorsun. Gerisini de kulübü veriyor. Adebayo'ya da 10'a aldın. Yıllık 1.6 da yıllık ücret 10'a veriyorsun. Bak 3.2'ye düştü. 8'den 3.2'ye düştü. Yıllık ücretin. Artı 10 milyon bonservis verdin. Abi bence şu an kardayız. Sola da Mane'yi aldın. Mane'yi 1 yıllığına kiraladın. 5 milyon euro vereceksin kazandan. 10'unu da kulübü verecek. Avrupa'da oynayacak. Ne dersiniz? Bu arada bize Şampiyonlar Ligi'nde Lugano çıktı. Bence Lugano'yu eledikten sonra Rangers Twente ile eşleşecek. Fenerbahçe Slavia Prag ile eşleşecek. Yani bizim sırayla rakibimiz Lugano ve Slavia Prag olacak gibi. Salzburg, Dynamo Kiev ve Lille Union Saint Louis'e eşleşecek gibi bir his var içimde. Bir psikosa büründüm, böyle bir psikosa. Ha, Batshuayi için bir şey söyleyeyim. Aptal değilse, ahmak değilse Fenerbahçe'de devam eder. Ha, ahmaksa, ahde vefası yoksa, vefasızsa gider. Yani benim bir yanım gitsin diyor açıkçası. İki tane forvet alalım diyor. Çünkü Dzeko da bu sayede gider. Yani yanlış anlamayın. Çünkü 4.2 milyon euroyu yedeğe vermiş olamazsın. Daha diri bir isim almamız lazım. Ha, ben kalacağını düşünüyorum nedense. Hani ama giderse de benim için bir sıkıntı yok. Mourinho'ya söz verdi. Sözünü yiyecek mi, bir de o var. Hojbjerg konusunda hocam Galatasaray'a gitmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Ya Hojbjerg sabit, stabil. Şu anda hiçbir değişiklik yok. Abartmayın. Martin Terrier'ı bir kez daha yalanlıyorum. Hala Terrier'la ilgili, Martin Terrier'le ilgili bir bilgim yok. Morata için dediğim gibi 15 milyon euro verin, alın diyorlar. Yani alabiliyorsanız buyurun alın. Melih Bostan, Ertuğrul Çetin, Omar Fayet, üçü de Iğdır'a gitti bile. Ben bunu daha önce de söyledim. Gerçi diğer kanalda söyledim ya. Yani Kadıköy Sokak 2'de söyledim, 1'de söylemedim. O yüzden affınıza sığınıyorum. Ama bilin, hani üçünü zaten daha önce de söylemiştim. Bunların üçü de gidecek diye ve Iğdır'a gideceklerini söylemiştim. Pardon, Ertuğrul Çetin'i söylememiştim, özür dilerim. Hak şimdi yalan olmasın. İnşallah orada genişirler. Iğdır'da iyi bir takım. Jorginho da Ümraniye ya da Antalya Spor'a gidecek. Bilginiz olsun. Ha, keşke Ümraniye'ye gitse de oynasa. Hani Antalya Spor'da oynatacaklarını zannetmiyorum, kusura bakmayın. Benim duyumlarım bu yönde. Hatta size bir duyum daha vereyim. 69.900 küsür olduk. Belki de siz bu videoyu izlemeye ya da izledikten sonra da 70.000 olacağız diyeyim. Hadi Mustafa Hoca yine bildi, bir duyumu olsun. Bu kanal 70.000 olduktan sonra da kap gelecek arkadaşlar. Hadi size duyumu vereyim. Yani transfer kapı gelecek. O yüzden rica ediyorum. Sevdiğiniz, eşiniz, dostunuz, akrabanız, komşunuz, kankiştonuz, yani kim olursa olsun kolundan tutun. Deyin ki kanala abone olmazsan yani rüyanda eşekler kovalasın seni deyin. Kanala abone edin. Bak buraya 70.000 olunca size garanti veriyorum. Bu kanal 70.000 olduktan sonra kap gelecek. %100 arkadaşlar. Hocam gelecek kap da Levent Mercan. Tanrı lan, Levent Mercan olsun. Levent Mercan neyini beğenmiyorsun? Ferdi kendine de böyle burun kıvırıyordunuz. Ya ala ala Hollanda'nın ikinci liginden top çaldı böyle böyle falan diyordunuz. Hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.